Çocuğu okula giden aileler bilir, taşıdıkları yük çok ağır. Ders yükü değil ama kastettiğimiz tabii öğrencilerin sırtlarında taşıdığı çantalar. Öyle ki ağırlığı 9 kilogramı bile bulabiliyor. Bu da miniklerde bel ve sırt ağrısına yol açıyor. Uzmanlara göre ağır çanta taşıyan çocuklar çok büyük risk altında. Çünkü ileride kamburluğa, omurga rahatsızlıklarına davetiye çıkıyor. Annem de taşıyamıyor bu çantayı. Omurilikleri falan da çok ağrıyor. Omuzlarım da ağrıyor. 8 kilo her gün taşıyor musun? Evet. Gerçekten ben bile taşırken çok zorlandım. 5,5 kilo. Sen kaç kilosun? 48. Öğrenciler en çok okula giderken işte bu sırt çantalarını taşımakla zorlanıyor. Nedeni ise işte bakınız sırtımda bir çanta var. Bu sırt çantası tam 8 kilo. Kaç kilosun sen? 47. Çocuk ağırlığının %10'unu geçmemesi gerekiyor. Çantan 6 kilo 20 gram. Sen kaç kilosun? Ben 43 kiloyum. Yani senin aslında 3,5-4 kilo taşıman gerekiyor. Evet ama gereğinden fazla. Annem bile taşıyamıyor bu çantayı. Omurilikleri falan da çok ağrıyor. Omuzlarım da ağrıyor. Çantana bakalım kaç kilo? Oo. Şu an senin çantan tam 9 kilo. Ben taşımakta zorlandım. Ah, sen kaç kilosun? 37 kiloyum. Çok ağır oluyor. Bel ağrısı çekiyorum. Belim ağrıyor. Sen kaç kilosun? Ben 38 kiloyum. Çantan kaç kilo? Bir tartalım bakalım. 6 kilo 700 gram. Aslında senin 3 kilo falan taşıman gerekiyor. Biz taşırken biz inanın biz sakatlanıyoruz ya. O kadar ağır bu küçücük çocuklar nasıl taşıyacak? Sürekli eve gittiğimizde falan sırtımız falan ağrıyor. Bazen de boynum ağrıyor. Yani belim ağrıyor. Oturamıyoruz sen. 6 kilo taşımam çok normal değil. Anormal gibi bir şey. Buradaki öğrencilerin kilosu genellikle 30 ila 40 kilo arasında ama onlarsa işte 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo çanta taşıyor. İşte bu yüzden de hem omuzları hem de beli ağrıyor. Biz daha 1. ünitedeyken 8. üniteye götürdüğümüz için ve her gün 7 tane ders olduğu için çok fazla ağır oluyor. Şuralar çok ağrıyor. Çocuğun çantasını siz taşıyorsunuz. Evet. Neden? Ağır olduğu için. Çocuklar zaten taşıyamıyorlar çantalarını, biz taşıyoruz. Omzum ağrıyor açıkçası. Çantalar zaten ağır, bir de ekstra kitaplar falan bayağı ağır oluyorlar. İşte bu bel ağrıları ileride hem kamburluğa hem de skolyoza yol açabiliyor. Önlemi var mı? Tabii ki var. Bir kere çok ciddi ağırlık olmayacak çantada. Çantanın uygun olması lazım, yani ergonomik olması lazım. Çift omuzla taşınması lazım. Bel seviyesinin 5 cm üstünde gerekirse bir bel kayışı kullanmak lazım.